toplantımızın sunuş konuşmasını yapmak üzere sözü Yeşil Sol Parti eş sözcüsü sevgili İbrahim Hakkı'na bırakıyorum. Evet. Değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen halklarımız, Emek ve Özgürlük İttifakı adına yapmış olduğumuz basın toplantısına hoş geldiniz. Bugün tarihi bir seçime giderken yürüttüğümüz çalışmaların son aşamasını sizlerle paylaşmak için buradayız. Dolayısıyla Emek ve Özgürlük İttifakı'nın şu aşamada ortaya çıkarttığı görüşleri ve ortaklaştığı fikirleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın 14 Mayıs seçim mutabakat bildirgesi. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerine ilişkin yürütmüş olduğumuz çalışmaları belli bir olgunluğa ulaşmış bulunuyor. İttifak olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair tutumumuzu 22 Mart tarihinde yapmış olduğumuz basın toplantısında kamuoyuna paylaşmıştık. Bugün de milletvekili seçimlerini nasıl katılacağımıza ilişkin tutumumuzu netleştirmiş bulunuyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi milletvekili seçimlerinde de esas olarak tek adam rejimine son vermeyi hedeflemektedir. Türkiye'nin demokratik geleceğini inşa etmeye hedefleyen ittifakımız seçimlerden büyük bir halk desteği alarak çıkmayı, emekten, barıştan, demokrasiden yana güçlü bir meclis temsiliyeti sağlamayı amaçlıyor. Bu anlayışla yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda ittifakımız içerisinde yer alan Emekçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Toplumsal Özgürlük Partisi seçimlere 81 ilde Yeşil Sol Parti çatısı altında listelerde katılmaya karar vermiştir. İttifakımız içerisinde yer alan Türkiye İşçi Partisi ise seçimlere 49 ilde ve 52 seçim bölgesinde kendi listesiyle girecek ve tüm illerde seçimlere bölgelerde girecek bölgelerde Yeşil Sol Parti'yi destekleyecektir. Varılan mutabakatta tüm seçim bölgelerinde tek tek incelenmiş, geçmiş dönemde Halkların Demokratik Partisi'nin kazandığı milletvekilleri temel almış, hem oy sayısı hem de milletvekili bakımından bunun üzerinde bir kazanıma ulaşmayı hedeflenmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda milletvekili sayısının artırma hedefini gerçek kılacak bir yöntemde uzlaşıya varılmış ve belirtilmek istenmiştir. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak varmış olduğumuz bu ortak sonuç ve sizlerle paylaştığımız ortak seçim mutabakatı bildirgelerimizle güçlü bir seçim kampanyası yürütmek üzere çalışmalarımızı yeni bir aşamaya taşımış bulunmaktayız. Bu kararımızın tek adam rejimine karşı sömürülen, ezilen halkların, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve bütün halk kesimlerinin tüm bileşenleriyle birlikte Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçimlerden kazanarak çıkmasını hizmet edeceğine inanıyoruz. Bütün işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere ve halkımıza hayırlı olsun. Birlikte kazanacağız, halklarımızla kazanacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederiz İbrahim Başkan. Şimdi Emek Özgürlük İttifakı çatısında kendi logosuyla girecek olan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Paşa sözü veriyorum. Ben de hem sizleri hem sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün hepimiz için son derece önemli, son derece heyecanlı bir gün. Uzunca bir süredir sürdürdüğümüz ittifak çalışmalarında çok önemli bir evreyi yerine bırakmış bulunuyoruz. Zaten hem halklarımız hem kamuoyu yakından takip ediyor. Biz Emek Özgürlük İttifakı'nı bir yılı aşkın bir faaliyetin, bir çalışmanın, bir tartışmanın üzerine
Türkiye'de üçüncü yolu inşa etmek için siyasette sesi bastırılmak istenen, susturulmak istenen, yok sayılmak istenen milyonların siyasi iradesini güçlendirmek ve onları siyasete katmak, siyasete özne kılmak için çok uzun perspektiflere sahip bir ittifak inşa etmiştik ve başından bu yana aynı şeyi söylüyorduk. Seçimlerden önce, mümkünse seçimler sırasında ve en önemlisi seçimlerden sonra ülkemizde eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin güçlenmesi, kalıcılaşması ve tüm yurttaşlarımızın huzur içerisinde mutlu yaşayabilecekleri bir ülkenin inşası için emek ve özgürlük ittifakının varlığı bir güvencedir demiştik. Bu kararlılığımız, bu inadımız, bu mücadele birlikteliğimiz bugün biraz daha kuvvetlenmiş durumda. Bir seçim ittifakı olarak da emek ve özgürlük ittifakını ilan etmiş durumdayız ve önümüzdeki sayılı günlerde de en iyi sonucu alabilmek, Türkiye'yi bu tek adam rejiminden kurtarmak ve ikinci yüzyılı hepimiz için güçlü, kararlı ve geride kalan dönemde yaptığımız bütün hataları, geride kalan dönemdeki eksikleri bir daha yaşamayacağımız bir ülke olarak inşa etmek için güç birliğimizi, ittifakımızı göreve, sorumluluğa hazır hale getirdiğimizi düşünüyoruz. Kamuoyunda çokça tartışıldığı için bir cümleyle geçeceğim. Değerli arkadaşlar, 87 seçim bölgesi var Türkiye'de. Türkiye İşçi Partisi bu seçim bölgelerinin 52 tanesinde seçimlere katılacak. Özellikle vurgulamak istediğim bir şey var. Çok ayrıntılı çalışmalar neticesinde sadece 7 bölgede, sadece 7 seçim çevresinde daha önceki seçimlerde HDP'nin milletvekili seçildiği bölgelerde Türkiye İşçi Partisi seçimlere girecektir. Bu şöyle de yorumlanabilir. Aslında 80 ilde tam mutabık, 80 seçim çevresinde, 87 seçim çevresinin 80'inde tam mutabakat sağlanmış durumda. Bu son derece önemli bir gelişmedir. İnanıyoruz, görüyoruz, sokaktaki yansımasını hissediyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı bu seçimlerin en büyük sürprizlerinden bir tanesini gerçekleştirecektir. Bize dönük beklentilerin farkındayız. Bu beklentilerin üstünde bir başarıyla bu seçimlerden çıkacağımıza inanıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı Emek ve Özgürlük İttifakı'nı büyütmeye, Emek ve Özgürlük İttifakı'nı güçlendirmeye ve bu ülkeyi bu tek adam rejiminden, bu ucube sistemden kurtarma mücadelesinde bize destek olmaya çağırıyoruz. İnanıyoruz ki Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte zafer kazanacağımız bir yürüyüşe başlıyoruz. Hepimizin zaferi şimdiden kutlu olsun. Merhaba arkadaşlar. Yeniden hoş geldiniz diyorum. Çok büyük emekler verdik. Çok büyük çabalar sonucunda, çok geniş tartışmalar sonucunda Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturduk. Ve bütün bu ilerleyiş bizi bugüne getirdi. Şimdi mücadelemizi bir üst noktaya taşıyoruz. O açıdan son derece mutluyuz. Ve bu mutluluğa bağlı olarak, bütün bu çabalara bağlı olarak da umutluyuz. Bu tek adam rejimine karşı tek yumruk ve tek vücut olarak onu göndereceğimizi düşünüyoruz ve bu iradeyi ortaya koyuyoruz. Bunu başarabilmek için şimdi ortaklaştığımız bir partimiz var. Yeşil ve Sol Parti. Onun ortaklığında, onun içerisinde seçimlere gireceğiz. Aynı zamanda elbette ki tipli yoldaşlarımız da Emek Özgürlük İttifakı'nın içerisinde hep beraber birlikte tek bir güç olarak birliğimizi sağlayarak Türkiye'deki bütün koşulları, Türkiye'deki bütün sorunları değiştirmek üzere harekete geçeceğiz. Yani birlikte değiştirme çabasını bir el daha yükseltmiş olacağız. Bütün bunu gerçekleştirdiğimizde de önümüzde büyük bir ufuk açılacak. İklim değişecek ve önemli işleri başarmak üzere adımlar atmaya başlayacağız.
önemli işlerimiz nedir diye düşünecek olursak, birincisi şu çok söz edilen parlamentonun güçlendirilmesi meselesi var. Parlamentonun güçlendirilmesi demek bir laf değildir. Parlamentoyu güçlendirmek için halkın, emekçilerin örgütlü gücünü parlamentoya yansıtmak gerekir. Türkiye'de genel olarak demokrasi yaratmak için ikinci bir kademe olarak halkların kardeşliği yaratmak gerekir, barışı yaratmak gerekir. Konuşarak, görüşerek, müzakere yoluyla çözüm aramayı yaratmak gerekir. Üçüncü bir durum olarak ülkemizde madenlerin, enerji alanının, hastanelerin halkımıza ne büyük bir yük, ne büyük bir sorun olduğunu biliyoruz. Bu konudaki sorunları çözebilmek üzere gereken bütün alanlarda kamulaştırmayı düşünmemiz gerekir. Kadınların ne kadar büyük sorunlar yaşadığını, nasıl bir şiddete maruz kaldığını, kadın cinayetleriyle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Bütün bunu durduracak bir iradeyi ortaya koymalıyız. Depremi gördük. Önümüzdeki zamanlarda bütün Türkiye'yi bu deprem gerçeğine göre ele almalıyız ve yıkılmayacak kentler yaratmalıyız. Ve işçilerin nasıl koşullarda, emekçilerin nasıl bir koşullarda yaşadığını biliyoruz. En azından onların koşullarını düzeltmek üzere 6 saat iş gününü önümüze koymalıyız. Bunları başarabiliriz arkadaşlar. Eğer tek yumruk, tek vücut olabilirsek bunları başarabiliriz. Başarmanın bütün adımlarını attık. Artık bunu en üst evreye taşıyoruz. Bu seçimlerde gereken başarıyı tekrar göstererek bu rejimi, bu tek adam rejimini göndereceğiz ve ülkemizi aydınlık, güzel günlere taşıyacağız. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Hakan Başkan. Ben şimdi bir şey rica edeceğim. Ercüment Başkan da Hakan Başkan böyle bir yer değiştirseler mi? Çok onlar sürekli oynamasa. Mümkün mü? Basına kolaylık olsun diye. Evet, şimdi de Emek Partisi Genel Başkanı sevgili Ercüment Akdeniz'e sözü veriyoruz. Ben de Emek Partisi adına selamlıyorum basını, bizi izleyen halkımızı. Değerli arkadaşlar, bu seçime girerken 36 günde, kalan 36 günde bizi bir araya getiren şey çocuklarımızın, bu memleketin çocuklarının gece yatağa aç girmeleridir. Bizi bir araya getiren şey annelerin çocuklarını sabah okula gönderirken beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmeleridir. Bizi bir araya getiren şey kadına yönelik şiddettir. Kendi iradesini, özgürlüğünü memleket yönetimine de taşıyacak olan kadınların iradesidir. Biz bu çerçevede, bu süreçte şunu duyuyoruz, şu sesi birleştiriyoruz ve söylüyoruz. Emekçiler diyor ki, daha çok çalışıyoruz ama daha çok yoksullaşıyoruz. Daha çok çalışıyoruz ama geçinemiyoruz. Daha çok çalışıyoruz ama başımızı koyacağımız bir konut sahibi olamıyoruz. Daha çok çalışıyoruz ama pazara çıkamıyoruz. Domatesin, patlıcanın, biberin, soğanın taneyle tartıldığı bir memleket tablosunu yıkmak için bir araya geldik. Biz sadece bir seçim ittifakı değil, bir mücadele ittifakı olarak doğduk. Önümüzde 2023 1 Mayıs'ında bütün Türkiye'yi hem emekçilerin taleplerinin meydanlara döküldüğü, fabrikalarda, iş yerlerinde, tarlalarda milyonların taleplerinin sesinin yükseldiği bir mücadele gününe çevireceğiz. Hem de hep birlikte bugünü, yani 1 Mayıs'ı 14 Mayıs'a bağlayan çok büyük bir politik gösteriyi tüm Türkiye'de gerçekleştireceğiz. İşte bizim ittifakımızın farkı budur.
Bizim çağrımız budur. Biliyoruz, yaşıyoruz. Depremin acılarını yaşıyoruz. Yasımızı tuttuk, acımızı biliyoruz. Ama asla ve asla bir yas ortamında bu seçimlerin iki kutuplu burjuva ittifaka sıkışmasına izin vermeyeceğiz. Çok net olarak söylüyoruz. Acımızı, yasımızı öfkeyle birleştiriyoruz. Deprem illerinden başlayarak acımızı, yasımızı coşkuyla birleştiriyoruz. Hesap sormak için geliyoruz. 11 yılda yaşanan bu yıkımın hemen yarın İstanbul'da, mega kentte 16 milyonun yaşamaması için örgütlenerek geliyoruz, mücadeleyle geliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu seçim tek adam rejiminin gideceği bir seçim olacak. Türkiye 15 Mayıs sabahına tek adam rejiminin son bulduğu bir aydınlıkla uyanacak. Bu rejimin oylanacağı bir seçim olacak. Ve bu nedenle bütün halkımızı, bütün yurttaşlarımızı şu kalan 36 günde geceli gündüzlü bir çalışmaya davet ediyoruz. Kapı kapı gezmeye davet ediyoruz, seferberliğe davet ediyoruz. Tek adam gidecek ama yerine ne gelecek? Tek adamın gitmesi için halk iradesi yönünde sağladığımız toplumsal mutabakat, özellikle parlamento seçimlerinde ve Türkiye'nin geleceğinde asla ve asla Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, Halk İktidarı İttifakı'nın ve seçeneğinin silik kaldığı bir tablo olmayacak. Üç ittifak başlıca yarışacak, bir mücadeleye sahne olacak ve üç program yarışacak değerli arkadaşlar. Birincisi Cumhur İttifakı programı olacak. Burada eğer onlar bir kez daha halktan kredi almayı başarırlarsa, hile ve hurdayla iktidarda kalırlarsa faşist bir rejimi inşa edecekler. Halkımız buna prim vermemelidir. İkinci olarak Millet İttifakı bir Kemal Derviş programıyla, uluslararası sermayeye güven veren bir programla, IMF programıyla karşımıza gelecek. Buna asla ama asla prim vermeyeceğiz. Biz zenginin değil, emekçilerin güldüğü, halkın güldüğü bir Türkiye için farklı bir programla geliyoruz. Emek için, demokrasi için, özgürlük için geliyoruz. Hani derler ya, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. İşte buradan aynı şeyi söylüyorum. Bana programını söyle, senin nasıl bir parti olduğunu söyleyelim. Bana programını söyle, senin nasıl bir ittifak olduğunu söyleyelim. İşte Emek ve Özgürlük İttifakı'nın farkı programındadır. 24 Eylül'de yayınladığımız bu deklarasyondadır. Ve bugün arkadaşlarımızın sunduğu bu seçim beyannamesindedir. Buradan yürüyeceğiz ve bütün halkımızı bu yürüyüşe davet ediyoruz. Bitirirken şunu söylemek istiyorum. Biz bağımsız, demokratik bir Türkiye istiyoruz. Layık bir Türkiye istiyoruz. Kürt sorununun eşit haklar temelinde çözüldüğü demokratik bir Türkiye için yürüyüşümüzü başlatmış bulunuyoruz. Halkların bir arada, kardeşçe, barış içinde yaşadığı bir bölge, bir dünya ve bir Türkiye için geliyoruz. Gelinen yerde artık Emek ve Özgürlük İttifakı partileri olarak Halk İttifakı'nı büyütmek üzere bütün tartışmaları olgunlukla tamamladık, geride bıraktık ve şimdi artık bir bütün olarak milyonları kucaklama zamanı. Bunun için yürüyüşe başlıyoruz. Bunun için geliyoruz. Daha önce de ifade etmiştim, o sözle son vereyim. Türkiye'nin geleceğinde yeni bir yüzyılın yazımında Emek ve Özgürlük İttifakı olmadan, onun üzerine yaslandığı halk ve halklar olmadan yeni bir tarih
yazılamaz. O tarihi bizler yazacağız ve halkımızı tarih sahnesine, bu yeni tarihi yazmak üzere mücadeleye çağırıyoruz. Teşekkürler Ercüment Başkan. Ercüment Başkan, bugün senin yerini bir daha değiştireceğiz. Tamam, kimin adı? Başbaşkan, siz bu tarafa gelirseniz mikrofonlar taşınmasın diye kusura bakmayın. Değerli basın emekçileri, şimdi Emek Özgürlük İttifakı Bileşenlerinden Sosyalist Meclisler Federasyonu Sözcüsü Barış Kayaoğlu'na sözü veriyoruz. Değerli basın emekçileri, ben de hepinizi Sosyalist Meclisler Federasyonu adına selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, değerli dostlar, toplumsal ve siyasal anlamda tarihsel gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçmekteyiz. Denilebilir ki safların netleştiği ve bütün toplumsal dinamiklerin doğalında keskin biçimde saflaştığı süreci yaşıyoruz. Bize göre iki taraf var bu saflaşmada. Bir tarafta onlar. Bizim vergilerimiz de ellerinde bulundurdukları imkanları enkaz altındakileri kurtarmak için kullanmayanlar. Halktan çaldıklarıyla sarayın kasasına bağış yapanlar. Yeni rant pazarlarını paylaşmak için avuçlarını ovuşturanlar, çadır satanlar, halka hakaret ve tehdit yağdıranlar, halkın dayanışmasını engellemeye çalışanlar. Diğer tarafta ise yokluk içinde tüm imkanlarını seferber eden, ay sonunu güç bela getirirken deprem bölgelerine gıda ve ihtiyaç malzemelerini gönderen halk var. Bizim tarafımız belli elbette. Tehditlerle, hakaretlerle, zorbalıkla ve korku imparatorluğu yaratma çabası nafiledir. Bugün bu tabloda bunun göstergesidir bize göre. Halklarımızın tarihsel mücadele birikimi ve ortak mücadele geleneğinden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı bu koyu karanlık kuşatmayı yerle bir ederek hak ettiği yer olan tarihin çöplüğüne yollayacağından hiç ama hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Söylenecek her söz söylenmiştir bize göre artık. Yürütülmesi gereken her tartışmada yürütülmüştür. Emek ve Özgürlük İttifakı kendinden emin ve kararlı adımlarla da yoluna devam ediyor. 14 Mayıs'ta parlamentoda en geniş kesimi en fazla vekille temsil etmeye de kararlıdır. Bize göre söz bitmiştir, artık eylem vaktidir. Tüm işçilere, emekçilere, ezilen ulusa, ezilen inançlara, kadınlara, gençlere, geleceklerini kazanmaya açan yeni bir süreç olacağına inanıyoruz artık. Biz birlikte kazanacağımıza ve halklarımızla birlikte kazanacağımıza inanıyoruz. Tekrardan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Barış arkadaşımıza. Teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi de Emek Özgürlük İttifakı Bileşenlerinden Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi sevgili Perihan Koca'ya sözü veriyorum. Teşekkürler. Değerli dostlar, değerli basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Ben de her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bütün arkadaşlarım ifade ettiler, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak yan yana geldiğimiz andan itibaren tarihsel ve kurucu bir sorumlulukla yola çıkıyoruz demiştik. Memleketin yeniden inşasında demokratik bir Türkiye'nin kuruluşu için meydan okuyarak kolları sıvamıştık ve halkın sözcülüğüne soyunarak ortak bir mücadelenin inşasında bu yolu emin adımlarla, kararlılıkla yürüdük ve bugün geldiğimiz aşamada
güçlü bir seçim kampanyasının koşullarını, çalışmalarını yeni bir aşamaya taşımış bulunmaktayız. Bu yeni aşama 24 Eylül'de yayınlamış olduğumuz halkçı programla ve bugün ilan etmiş olduğumuz seçim bildirgesiyle aslında bir halkçı çözümün ifadesi olarak algılanması gerekir. Bu anlamıyla Emek ve Özgürlük İttifakı yan yana geldiği ilk günden itibaren ifade ettiği gibi halkların yegane çözüm alternatifi olarak kendisini bir kez daha ortaya koymuştur. Çünkü şunu biliyoruz değerli arkadaşlar, bugün içerisinde bulunduğumuz, karşı karşıya olduğumuz siyasal ve toplumsal enkaz, emekçi sınıflara vaat edilen derin yoksulluk cehennemi ve haklar ve özgürlükler sorunu öyle yumuşak geçiş programlarıyla, restorasyoncu çözümlerle bertaraf edilebilecek bir kriz aşamasını geçmiş bulunuyor. Böyle söylemsel palyatif önermelerle, tadilat önermeleriyle geçiştirebilecek bir aşamayı geçmiş bulunuyoruz. Bu açıdan yine ilk günden itibaren ifade ettiğimiz gibi yan yana gelişimizin esas meselesi sadece saray rejimini tarihin çöplüğüne göndermek değildir. Bu kapitalist sömürü düzenine, despotik saltanat makamlarına, bu suç, sömürü ve savaş düzenine... Sanırım çok yankı yapıyor, böyle daha iyi olacak. Bu suç ve savaş düzenine, bu gasp düzenini tümüyle karşısına alan bir programla, bir çözüm programıyla, bir halkçı yürüyüşle geliyoruz. Çünkü halklar lehine olabilecek bir süreç ancak ve ancak biliyoruz ki radikal ve köklü değişimlerle olabilir. O yüzden bizler işçilerin, emekçilerin ittifakı olarak işçilerin, emekçi sınıfların çıkarlarını merkeze alan, halkın haklarını güvence altına alacak olan bir halkçı programla çözüm gücümüzü bir kez daha bugün itibariyle ifade etmiş ve Türkiye halklarına sunmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. İşte memleketi yeniden kuracak olan, demokratik bir cumhuriyeti inşa edecek, yeni bir yaşamı, insan onuruna yaraşır bir yaşamı inşa edecek olan yegane program buradadır. İlk günden itibaren ifade ettiğimiz gibi biz bir masa başı ittifak değiliz. Sokaklardan, yaşam alanlarından, mücadele alanlarından geliyoruz ve bu kavgayı en güçlü bir şekilde vermek için geliyoruz. O yüzden bir kez daha ifade etmek gerekir ki Emek ve Özgürlük İttifakı işçilerin ittifakıdır, emekçilerin ittifakıdır, kadınların ittifakıdır, Kürtlerin, Alevilerin, gençlerin ittifakıdır, ezilenlerin ittifakıdır. Bu toplumun yegane çıkış alternatifidir. Buradan bir kez daha sözümüzü en gür şekilde, en güçlü şekilde seferberlik çağrımızla ilan etmiş olalım. Halkın ittifakıyla, ezilenlerin ittifakıyla faşizmi tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Evet, saray rejimini yıkacağız ve 14 Mayıs'ta, 15 Mayıs'ta hep birlikte kazanacağız. Ve demokratik bir Türkiye'yi insan onuruna yaraşır, barış içinde güvenceli bir yaşamı hep birlikte kuracağız değerli dostlar. Yolumuz açık olsun. Programımız, yürüyüşümüz, bu destansı manifestomuz tüm halklara hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz Perihan arkadaşımıza. Bir bilgi notu paylaşalım basın emekçileriyle. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Bulda, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Şidem Kılıç Gülçar, iki ayrı kentte seçim çalışmaları programlarından kaynaklı bugün burada değillerdi. Masamız biraz çoğunluk erkek masası gibi görünüyor ama sokayla, basın toplantısıyla, bütün seçim kampanyasıyla her yerdeyiz. Yetiştirebildiğimiz kadar, bu kadar çok başkanla program yetiştirmekte güçlük çekiyoruz. Bunun bilgisini paylaşmak istedim. Şimdi sözü Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı sevgili Mithat Sancar'a veriyorum. Değerli basın emekçileri, sevgili dostlar, ülke tarihinin en derin krizlerinin yaşandığı dönemdeyiz. Bu dönemden çıkış için
en geniş demokratik mücadele ortaklığını oluşturma gereği de hepimiz için acildir. Bu tespitlerle yola çıkmıştı Emek ve Özgürlük İttifakı. Ortak mücadele temelinde yeni bir başlangıcı sağlama, bu iktidarı gönderme ve bu düzeni değiştirme ilkeleriyle bir araya gelmişti. Çalışmalar titizlikle yürütüldü. Her alanda çeşitli meseleler masaya yatırıldı. Ortak fikirlerle bir yol bulmaya çalıştık ve bu yolda nihayet bulduk. Evet değerli arkadaşlar, mücadele ortaklığı olarak başlayan ittifakımız, mücadelenin önemli alanlarından biri olan seçimlere dönük bir birlikteliğe de dönüştü. Cumhurbaşkanlığı seçimi için tutumumuzu daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şimdi parlamento seçimlerine yönelik ortak mutabakatımızı da sizlere sunduk. Değerli arkadaşlar, evet, zor bir dönemden geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Ülke çok boyutlu krizlerle baş başadır. Bu düzen bu ülkenin ve toplumun en yoksul kesimlerinin üzerine çökmüştür. Adeta bir enkaz yığınıyla karşı karşıya bırakılmıştır Türkiye toplumu ve halkları. Bizler bu enkazı kaldırmak, bu yıkımı ve bu çöküşü onarmak ve emeğin, emekçilerin, ezilenlerin, sömürülenlerin, dışlananların iradesiyle yeni bir inşa dönemi başlatmak hedefindeyiz. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli tartışmalar yaşandı. İttifaka yönelik eleştiriler yapıldı. Kaygılar dile getirildi. Biz bu eleştirilerin hepsini dikkatle izledik. Kaygıları gidermek için titiz bir çalışma yürüttük. Şimdi yolumuza bu çalışmanın ürünü olan mutabakatla yeni bir aşamaya geçerek devam ediyoruz. Elbette eleştiriler olacaktır. Bunlardan ders çıkarmak ve bunlarla ilgili değerlendirmeler yapmak da bizim görevimizdir. Öte yandan kaygılar varsa bunları giderme sorumluluğu da yine hepimizin omuzlarındadır. Bu kaygıları gideren bir mutabakat oluşturduğunu düşünüyoruz. Böyle bir ortak irade ortaya çıktığına inanıyoruz. Şimdi bu bütün dönemi geride bırakma ve önümüze bakma zamanıdır. Evet değerli arkadaşlar, hedefimiz bu iktidarı göndermek ve bu düzeni değiştirmektir dedik. İktidarı göndermek yetmez ama düzen değişikliği için şarttır. Düzenin değişmesi dediğimizde de kastettiğimiz şey sömürüye, savaşa, talana, yağına dayalı bu rejimin artık tarihin çöp sepetine gönderilmesi gereğidir. Bizler üçüncü yol siyasetiyle yeni yüzyılda demokratik cumhuriyeti inşa etmek için geliyoruz. Her alanda yaşanan bu krize halk için halkçı yöntemler ve programlarla çözüm üretmek için geliyoruz. Bizler bu kararlılığı dağıtmak için geliyoruz. Bu konuda irademiz sağlam, kararlılığımız tamdır. Bütün bu geride bıraktığımız çalışma döneminden sonra şimdi mücadeleyi yükseltme, çalışmaları yoğunlaştırma ve kazanımları en üst noktaya taşıma zamanıdır. Dönüşümün merkezi gücü olacak bir temsiliyeti parlamentoya taşımak temel hedefimizdir. Parlamentoyu bu temsiliyetle dönüşüm merkezi haline getirmek gibi tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Türkiye'de
demokratik dönüşümün de, savaş yalan talan politikalarını sonlandırmanın da, barışı ve adaleti kurmanın da ancak bizlerle mümkün olduğunu söylemeliyiz. Evet, bizler demokrasinin, adaletin, emekten yana bir düzenin ve büyük barışın hem inşa gücü olma iddiasındayız hem de temel güvencesi olduğumuza inanıyoruz. Halklarımızı bu hedefler doğrultusunda aynı inançla, aynı kararlılıkla kilitlenmeye çağırıyoruz. Birlikte başaracağımızda kimsenin şüphesi olmasın. Sahadaki çalışmalar yoğunlaştıkça daha önce dile getirilen kaygıların da yersiz olduğunu hep birlikte ortaya koyacağız. Yolumuz açık olsun diyelim arkadaşlar. Değiştirmeye geliyoruz. Hep birlikte kazanmaya gidiyoruz. Sevgili basın mensupları, şimdi biraz sonra, biraz önce Mithat Hocam toparladığı gibi aslında biz sahadaki mevcut oy denklemlerini, geçmişteki almış olduğumuz oylar ve şu andaki seçmen listesine göre planlamış bulunmaktayız. Dolayısıyla Yeşil Sol Parti altında giren 81 ilde girdiğimiz bütün yerlerde ortak çalışmamızı yürüteceğiz. Ancak bahsettiğim gibi 49 il ve 52 seçim bölgesinde tip olarak ayrıca arkadaşlarımız seçimlere girecekler. Biz mümkün olduğu kadar pratik seçim pratikleri açısından bakıldığında bu simülasyonlar yapılmış ve sonuçta halkımız kendi içinde bir bakıma ortaklığı sağlamış, hedeflerini başarıyla sonuçlandırmış bir çalışmayı ortaya koymaya çalışacağız. Doğal olarak ittifak içerisinde iki partiyiz. Dostane ve dayanışma içerisinde bu süreci yürüteceğiz. Halkın tercihlerini mevcut seçim bölgelerine göre değerlendirmek gibi bir durumumuzla karşı karşıyayız. Dolayısıyla birbirimize karşı engel olan, rekabet yapan, aynı zamanda bizim başarımızı engelleyecek bir durumdan çıkmak için sayısal denklemlerimizi ve hesaplarımızı ona göre yapmaya çalıştık. Bizim şu aşamada sadece vekil meselesiyle sınırlı olmayan, bahsedildiği gibi bütün koşullarda Türkiye'nin geleceğini gerçekten emeğin ve özgürlüğün ittifakını sağlayacak bütün mücadele pratiklerini ortaklaştırmaya çalıştık. Ve isteğimiz, arzumuz şudur, partilerle sınırlı olmayan bir toplumsal ve halk mutabakatını sağlayacağımız yeni dönemin inşasında biz elimizden geleni yapacağız. Dolayısıyla bu denklemleri hesap ederek seçim döneminde sürdüreceğimiz çalışmalar daha çok birbirimize değil, toplumun bütün kesimlerinin rızasını alacak bir çalışmayla olacağını tekrar ifade etmek isterim. Ortak hedefimiz ve çabamız bu olacaktır. Teşekkür ederim. İbrahim Başkan ifade etti sevgili arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta yayınlandığımız bildiride söylemiştik. Bizim temel hedefimiz bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları korumak, büyütmek ve bugüne kadar elde edemediğimiz yeni kazanımları da ittifakımıza dahil etmek. Bununla ilgili olarak ittifak bileşeni bütün partiler hem kendi saha araştırmaları, kendi örgütsel verileri, alanlardan gelen bilgiler doğrultusunda çok kapsamlı gerçekten 87 seçim bölgesinin 87'sini de teker teker inceleyerek en fazla kazanımı nasıl elde edebiliriz sorusuna yanıt bulmaya çalıştık. Şimdi yasal bir zorunluluk 41 ilde seçime girmek. Dolayısıyla belki kafaları karıştıran kısmı burasıdır. Ama ben altını çizerek ifade ediyorum. Hedefimiz daha önce kazanamadığımız illerde kazanmaktır. Hedefimiz daha önce kazandığımız yerlerde kazanımlarımızı büyütmektir. Ve bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarda bakın 87 seçim çevresinin 80 tanesinde herhangi bir kayıp ihtimali sıfırın altındadır. Hiçbir kayıp ihtimali yoktur. 80. Burası tam mutabakatla sağlanmıştır zaten. Yani bizim önemsediğimiz kısmı burasıdır. Yani 87 seçim bölgesinin 80'inde her iki parti birlikte ne yapacağını biliyorsa ortada bir sorun kalmamıştır zaten. Kalan 7 seçim bölgesinde de mevcut durumu güçlendirmeye dönük bir arayış içerisinde olacağız. Biz kendimize güveniyoruz. Biz mücadele birikimimize güveniyoruz. En önemlisi halkımıza güveniyoruz. Göreceksiniz Emek ve Özgürlük İttifakı bu süreçten
güçlenerek, büyüyerek çıkacaktır. Bizim hiçbir tereddütümüz yok. Zaten yarın akşam itibariyle milletvekili aday listeleri teslim edildiğinde tüm yurttaşlarımızın ve bütün kaygıların ortadan kalkacağına da inanıyorum. Pardon, bir ek yapacağım Sultan Başkan izninizle. Bu soruyla ilgili. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii biliyorsunuz biz daha önce 3 parti genel başkanları olarak bir protokol imzaladık. Emek Partisi'nin de imzası olan ve YSK'ya bunu bildirdik. 3 parti amblemiyle Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında girmek üzere. Sonra Emek Partisi Genel Yönetim Kurulumuz bir değerlendirme yaptı ve 5 parti ve hareketle birlikte ittifakın içerisinde Yeşil Sol Parti listelerinden seçimlere girmeye karar verdi. İşçi ve emekçi adayları Yeşil ve Sol Parti listelerinden olacak. Arkadaşlarımız da ifade ettiler, bu süreçte azami ölçüde bir çalışma yaparak en az kayıpla ve en güçlü sonuçla hep birlikte çıkacağız. Biz hepimiz birlikte çalışacağız. Hepimiz emekliyiz, hepimiz HDP'liyiz, hepimiz Yeşil Sol Partiliyiz, hepimiz tipliyiz, hepimiz EHP'li, SMF'li ve Türklüyüz. Noktayı böyle koymuş oluyoruz. Bu süreçte yol arkadaşlığı nasıl yapılır, yoldaşlık nasıl yapılır, yeni bir siyaset olarak da bunu omuz omuza sahada göstereceğiz. Sevgili arkadaşlar, aşağı yukarı 6 aydır yeni seçim sistemine dönük çalışmalarımızı zaten ayrı ayrı yürütüyorduk. Dolayısıyla en küçük bir riski göze almadık. 7 seçim bölgesi dediğim şey şudur arkadaşlar. Daha önce HDP'nin milletvekili çıkarttığı sadece 7 seçim bölgesinde. Ama bunun dışında bizim hedefimiz bununla sınırlı olabilir mi? Biz daha önce milletvekilliği çıkmamış illerde, daha önce milletvekili çıkmamış bölgelerde de milletvekili çıkartmak üzere bir faaliyet yürüteceğiz ve olabilecek en yüksek sayıya çıkartmaya çalışacağız. Anlatmaya çalıştığım şey budur. Yani sadece 7 bölgede seçime girmeyeceğiz. Daha önce kazanamadığımız, daha önce HDP'nin kazanamadığı yerleri de kazanacağız. Bazı yerlerde Yeşil Sol kazanacak bu yeni yerleri, bazı yerlerde de Türkiye İşçi Partisi kazanmak için çaba sarf edecek. Şunu da ifade edeyim sevgili arkadaşlar. Mesela şu anda Ankara'dayız, net ifade ediyorum. Ankara 1. bölgede Türkiye İşçi Partisi bütün üyeleriyle, gönüllüleriyle Yeşil Sol'un daha fazla milletvekili çıkartması için çalışacaktır ve burada seçime girmeyecektir örneğin. Ama bunların tümü yarın akşam itibariyle zaten basınla, kamuoyuyla da ayrıntılı biçimde paylaşılacak. O yüzden yani 87 seçim bölgesine ilişkin ayrıntılı bir çalışmayı burada paylaşmamız da söz konusu olamaz. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, basın toplantımız burada bitmiştir. Katılımınız için, katkınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.